Orta çağın en önemli problemi iktisadi anlamda salgın hastalıklarla beraber, yani pandemi denilen musibetle beraber iş yoğunluğunun çoğalması ama işçilerin sıra ile ve peş peşine ölmesidir. Var olan iş kapasitesinin ölmesi, pandemiye bağlı yığınlar halinde vefat etmesinin sonucunda ortada ciddi bir işsizlik problemi ortaya çıktı. Yaşayan işçiler ise mevcut maaşlarını alternatifleri olmadığı için 3-4 kat daha fazla söylemeye başladılar. Bu durum kan emici, vahşi ve barbar Avrupalı iş adamlarını gayrimeşru ve insanlık dışı faaliyetlere ve çalışmalara doğru itti. İlk adım 1492 tarihinin Ağustos ayının başlarında Kristof Kolomb'un Santa Maria isimli gemisi ile Hindistan adalarına doğru yola çıkmasıyla başladı. İspanya Sevilla'dan harekete geçen Kristof Kolomb, Ekim 1492 tarihinde karaya ayak bastı. Fakat ortada bir terslik vardı. Burası da hiç de Hint adalarına benzemiyordu. Ne vardı acaba burada? Silahlı terörist gruplarını yanına alarak, bu arada kelimelerimi ölçerek konuşuyorum. Silahlı terörist grup ve okul kitaplarında coğrafi keşiflerin başlaması, Bartolomé Diaz'lar, Vasco de Gama'lar, Kristof Kolomb'lar bir aydınlık çağın başlangıcı gibi anlatıldı. Ben 1974 doğumluyum. Benim okumuş olduğum dönemlerde tarih kitaplarında ve coğrafya kitaplarında Kristof Kolomb bir dünya kahramanı, bir süper kahraman gibi anlatıldı. Süperliği var da dostlar, kahramanlığı yok. Bir süper katildir, seri katildir. Milyonluk yığınlar halinde insanların katledildiği döneme ait ne kadar kara tablo varsa hepsi Kristof Kolomb ve onun türevlerinin üzerine yazılmalıdır. Ayak basmış olduğu yer Hindistan adaları değildir. İspanya Sevilla'dan yola çıkan Kristof Kolomb Amerika kıtasına ayak basmıştı. Yepyeni bir coğrafya, bambaşka insanlar, kara renkli, kızıl renkli, sarı renkli, beyaz insana benzemeyen denizlerde insanlar bulunmaktaydı. Ne yapılacak? Yapılacak çok basit. Bu yeni kıta İspanya'ya bağlı, Portekiz'e bağlı, Almanya'ya bağlı, İngiltere'ye bağlı, Fransa'ya bağlı, o topraklarda yaşayan kan emici Avrupa topraklarına bağlı sömürge toprakları, o topraklarda yaşayan insanlar ise dilim varmıyor söylemeye ama hayvan mesabesinde görülüp hayvanat bahçeleri gibi insanat bahçelerinde sergilenmeye başladılar. Bakın mesela bir tanesi burada bizi beklemektedir. 1958 yılına kadar, 1958, biz Osmanlı olarak 1839 Tanzimat Fermanı ile beraber, Abdülmecit Han'la beraber kölelik denilen kurumu ortadan kaldırmışız. 1839'da bizde kalktı. 1958'de Avrupa'da, Avrupa'nın tüm bölgelerinde insanat bahçeleri adı verilen bahçeler kurulmakta ve buralarda hayvanat bahçeleri gibi insanları siyahi renkli ya da kızıl renkli ama sonuçta insan olan fakat insan gibi görünmeyen canlılarla karşılaştırmaydı. Amerika'nın keşfi maalesef Avrupalı dünyası tarafından kan, gözyaşı, zulüm ve yokluk olarak ortaya çıkartıldı. Avrupa kendisine ait olmayan toprakların tamamında demokrasi götürürcesine kan götürüyor, gözyaşı götürüyor, zulüm götürüyor. Bu durum bugün de hala devam etmektedir.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.